videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Merhaba. Bu videoda fotoğraf içerisine fotoğraf gizleme olarak da Türkçe'ye çevrilen lizyon difüzyondan bahsedeceğim. Yapay zeka ile yapılıyor bu işlem. Fotoğrafınızı şuraya yazdığınız nesneler, varlıklar veya maddelerle oluşan fotoğrafa gizliyor. Ben mesela insanlardan oluşan bir fotoğrafın içerisine Atatürk'ü gizlemeye çalıştım. Şuradaki ayarlarla belirginliği arttırıyorsunuz. 5 en yüksek oluyor. Ortalama şurada 80 ile açılıyor burası. Ben en düşüğü yaptım göstermek için. Bakın burada Atatürk var. Şu an görmüyorsunuz. Bunu indirdiğinizde şöyle göstereyim. Fotoğrafı küçülttüğünüzde belirgin oluyor. Yine göremediyseniz bunu biraz daha arttırın. Demin 39'da yapmıştım. Şurada daha ince ayarlar da vardı da çok gerek yok. Kurcalarsınız kendiniz merak ettiğinizi. Tekrar oluşturalım. Tekrar oluşturduğumuzda daha belirgin gördüğünüz gibi. Bunu indirdiğimizde daha belirgin olacak. Küçültelim. Gördüğünüz gibi Atatürk daha belirgin. Daha da belirginleştirelim. Evet, sonuç böyle. Böyle kaydedelim. Zaten belirgin şu an Atatürk. Bunu küçülttüğümüzde daha da belirgin oluyor gördüğünüz gibi. Aynısını ağaçlardan yapalım. Atatürk'ü. Oldukça güzel oldu. Çok belirgin oldu. Amaç gizlemekse şuradan hassasiyet düşüreceksiniz. Gizleme kısmını. Ama estetik görünüm olaraksa bu şekilde olabilir. Köy yapalım. Buraya cümle olarak da yazabilirsiniz. Çok belirgin şekilde oldu gördüğünüz gibi. Bunu düşürelim. Böyle 80'lere düşürelim. 70'lere düşürdüm. Evet, daha belirginliği gitti. Kaydettiğimizde, küçülttüğümüzde daha belirgin olacaktır. Gördüğünüz gibi gözler vesaire. Peki bunu suyla yaparsak? Suyu merak ettim, suda nasıl olacak? Çok belirgin oldu bu.
Yani çok gerçekçi durmuyor. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Daha da düşürelim mi hassasiyeti? Evet, bu bence daha güzel oldu, daha belirgin. Görüyorsunuz, büyük haldeyken bile görüyorsunuz. Bunu küçülttüğümüzde, bakın şöyle, daha belirgin oluyor, daha güzel oluyor. Bir de bayrağı deneyelim. Türk bayrağını deneyelim. Öyle deneyelim. Bazen hata verebiliyor. Bu sıralamaya bir girebiliyorsunuz. Yoğunluk oluyor. Ama devam ediyor işleminiz. Kapatmayın. Burada bir gösterge var. Bakın doluyor. O göstergeyi beklemek gerekiyor. Bayrağı rastgele seçtim. Çok iyi değildi. Kenarda beyazlıklar vardı ama yapacaktır diye düşünüyorum. Ben burada bayrak göremedim. Küçültelim bakalım neredeymiş. Var mı? Bayrak. Yine göremedim. Bunun hassasiyetini yükseltelim. Böyle. Yani belirginliğini yükseltelim. Hassasiyetini demeyeyim de. Evet. Ama bu da çok belirgin oldu. Çok belirgin oldu. Çok iyi olmadı. Bu şekilde deneyebilirsiniz. Şeyden deneyeyim bir de. İnsanlarla bayrağı yapalım. Son olarak onu da deneyelim. Bu arada o hazırlarken şunu belirteyim. Buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Ben birkaç kelime yazıyorum deneme amaçlı. Cümle de yazabilirsiniz. Mesela doğa içerisinde evler şeklinde veya insanlar şeklinde, hayvanlar şeklinde aklınıza gelebilecek her şeyi yazabilirsiniz. Ben basit anlayabilin diye basit birkaç kelimeyle burayı yapmaya çalışıyorum. Yani buradaki mantığı anlayın diye. Burada Türk bayrağı mı var? İndirip bakalım. Evet, varmış şurada. Burada ay belirgin de. Yıldız nerede? Biraz daha mı küçültelim? Evet. Küçültünce yıldız da şurada görünüyor. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde deneyebilirsiniz.